Selamlar kıymetli gençler geldik serimizin 19. videosuna aslında bu seride 2 tane video çekeceğiz demiştik fakat baktım ki çok uzun oluyor dolayısıyla bir üçüncüye de mecburen ihtiyaç duydum yani zor kısmını ayrı bir video şeklinde çekmek istedik ve bunu da bu şekilde devam ettireceğiz hadi bakalım sorumuza geçelim bak güzel arkadaşım olayımız ne ben şunu anlattım mı sana pratik olarak dedim ki eğer bir araç diğer araçla karşılıklı geliyorsa hızlarını ne yapıyordun topla diyordum. Ardından ne yapıyorduk? Yol eşittir hızlar toplam çarpı zaman diyorduk. Peki okuyalım bir soruyu. Hocam bunlarda ne yapacağız? O doğrusaldı. Hiç fark etmiyor. Aynı şey. 420 metre uzunluğundaki dairesel bir pistte tamamı 420. A noktasında bulunan iki araç aynı anda zıt yönde hareket etmeye başlıyor. Üçüncü defa karşılaştıklarında hızlı olan aracın A noktasına ulaşması için kaç metrelik yol kalacaktır? Bak güzel arkadaşım mantığımız şu olacak. Normal şartlarda bunun 45 olduğunu, yolun 420 olduğunu biliyoruz. 25'i de unutmayalım. Yol eşittir. Yani 420 metre eşittir. Karşılıklı geldikleri için hızlar toplamı bu birincisi. Çarpı zaman. Çarpı T1. Hocam bunu böyle uzun uzun yapsak? Kesinlikle olur. Burada bir karşılaştığını düşün. Ardından buraya ne diyeceksin? X buraya ne diyeceksin? Y ya da 420-X. Ardından aynı işlemi yaparsın. Bence pratik ol. Burayı da öğrenmiş ol. Buraya göre düzenleyecek olursan burası ne yapacaktır? 70 yapacaktır. Her iki tarafı 70'e böldüğümde T1'in karşılığı ne yaptı? 60 yaptı. Farz edelim burada karşılaşsınlar. Şimdi buradaki vatandaş 25'lik buraya gidecek. Buradaki 45'lik buraya gidecek. Yine karşılaşma dediğimde aralarındaki mesafeye bakıyorum. Aralarında şu an itibariyle toplamda ne kadar yol var? Yolun tamamı var. Çünkü diğeri bu kadar gittiğini düşünün. Bak mesela şu şu kadar gitsin. Tekrar şurada karşılaştığını farz edelim. Çok önemli değil. Diğer vatandaş yani 25 ile gelen de şuraya kadar gelsin. O da burada karşılaştığı için bu kadar yol alacak. Dikkat ederseniz görüntüye kırmızıyla mavinin toplamı tam bir dairesel görüntüyü verdi. Yani o da 420'yi verecektir. O halde bundan sonraki de aynı şekilde 420 aralarındaki mesafe karşılıklı geldikleri için hızlar toplamı çarpı zaman T2 diyelim. T2 de yine aynı şekilde çektiğimiz için buradan T2 de 6 yapacaktır. Hocam T3 e aynı mantık. T3'te de bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla T3'ün karşılığı ne yapacaktır? 6 yapacaktır. Yani 3. defa karşılaşması için toplam zamanımız dikkat 6 6 6 18 dakika yapacaktır. Peki işimiz bitti mi? Yok. Diyor ki 3. karşılaşmalarından sonra hızlı olanın A'ya ulaşması için kaç metre var? Bak güzel arkadaşım. Mantık aslında şu. Hiç de yani şöyle söyleyeyim. Aslında zorlanacağım bir mantık değil. Birazdan yapınca anlayacaksın. Şunu desem ki 18 dakika boyunca 45'li bir hareket ettir. Bakın ne kadar yol aldı. O halde 18'lik yani A'dan çıkan hızlı X kadar yol alsın. 45 ile gidiyor. Kaç dakika? 18 dakika. Düzenleyelim. Burası 20 ile çarpılmış olsa 900, 90 çıkardım. 810 metre yol alacak. 810 metre. O halde şöyle düşünün. Ben bunu bir yolladım. Ne yaptım? Yolladık. Bu 810'u bakalım. Nerede tamamlayacak? Şuraya kadar geldi. Birinci turda 420 geldi. 420. İkinci defa turladığımda ikinci defa tam turlarsam 840 yapar. Bakın buraya dikkat. Tam turlarsam 840 yapar. Bana 840 yapamazsın diyor. Niye? Çünkü 810'da kalacaksın diyor. O halde 810 olabilmesi için üzerine 390 metre daha hareket ettirdim. Toplam ne oldu? 810 metre yaptı. O halde buraya ben 810 diyorsam demek ki kalan mesafem şu kadardır. Kalan mesafem de kaç metre olacaktır? 30 metre olacaktır. Benden istediği şey A noktasına ulaşmasına 30 metrelik bir mesafe var diyeceksiniz. Peki bunu şöyle bir silelim. Ardından size ben birkaç tane daha buradan soru üreteyim. Bak güzel arkadaşım. Karşıma hocam şöyle soru gelecek. Her zaman aynı noktadan çıkmayacak ki. Çıkmasın. Hiç de sıkıntı değil. Şöyle bir tane soru yazayım ben sana. 420 üzerinden hareket edelim. Bütün verilerimiz aynı olsun. Şurası merkezimiz olsun. Şöyle bir tane de şöyle çizelim. Kendimiz bir tane soru üretiyoruz. Dikkat. Ne olsun? 120 derecelik bir açımız olsun. Burası 45'lik olsun. 45'le giden vatandaş yani şunun gibi düşünün. Birisi şöyle olsun. Aynı yönde değil de karşılıklı gelsin. Bir daha aynı yönü yapacağım. Onu da ayrıyeten anlatmış olalım. Burası da 25 ile aynı yöne giden pardon karşılıklı gelen başka bir araç olsun. Metre bölü dakika. Soru aynı. içerik aynı. Neyi soralım bu sefer? Üçüncü defa kaç saat sonra karşılaşır? Şöyle diyeceksiniz. Önce aralarındaki mesafeyi bulmam lazım. E nasıl yapacağım hocam? Diyorum ki Toplam 360 derece değil mi? Birazdan grafikler işlediğimiz zaman grafikler kısmında da mantık aynı olacak. 360 derecenin karşılığı 420 metre ise 120 derecenin karşılığı kaç metredir? Bu ifade işler dışlar muhabbet 3 1 olduğuna göre burası 140 metre yapacaktır. Bak sevgili arkadaşım burası 140 metre yaptığına göre geriye ne kadar kalacak? 420'den 140'ı çıkardım. 280 metre yaptı. Hani bununla ne dedim? Aradaki mesafeye bakıyorduk ya. O halde aradaki mesafe artık şöyle bakıyorum. Arada kaç metrelik mesafe var ikisinin karşılaşması için? 280 metre. O halde 280 eşittir. Dikkat. Karşılıklı geldikleri için hızlar toplamı 45 artı 25 çarpı T1. O halde burası yine 70 yaptı. 70'e böldüm. T1'in karşılığı 4 yaptı. Birinci karşılaşma 4 dakika sonra. İkinci karşılaşma. Farz edelim burada karşılaştı. Çok sıkıntı değil. Hızlı olan böyle, yavaş olan böyle gidiyor. Bakınız artık bu soruyla bu sorunun bir farkı yok. Aynı anda çıktıklarını düşünüyorsunuz. Bundan sonraki mesafe İkisinin de yolun tamamı kadar geldiği zamanki mesafe olacak. Yani bu durumda bundan sonraki mesafe 420 metre olacak. Karşılıklı geldikleri için 45-25 çarpı T2. E o zaman burası da yine 70'ten T2'nin karşılığı 70'e böldüm 6 yaptı. Hocam T3 hiçbir şey fark etmiyor. Farz edelim bundan sonra burayı karşılaştırdım sonra tekrar devam edecek. Dedim ya bundan sonraki işlemlerin hepsi 420 420 olarak devam edecek. Dolayısıyla hep 6 6 6 bulacaksın. T3'ün karşılığı da 6 olacak. Üçüncü karşılaşma kaç dakika sonra? 6 10 16 dakika sonra gerçekleşecek. Mantık bu olacak. Peki hocam Aynı soruyu tamam aynı soruyu anladık. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle yapsaydı adam 25'i bu şekilde değil tam tersi olarak bu şekilde verseydi. Hadi burayı isterseniz temizleyelim. Mantığını anlatalım yani mantığını anladıktan sonra olayımız kolay olacağını bilin. Şunları isterseniz birer tane noktayla silelim. Şu noktalarda kafamızı karıştırmasın. 120'miz kalsın. 120'miz kalsın. Sorumuz aynı. Hiçbir şey değişmedi. Şurayı bir temizleyelim. Bakın sevgili gençler aynı yöne giderse de değişen ne biliyor musunuz? Sadece şu. Burayı 140 bulduk. Burayı 280. Hangisi hangisini yakalayacak? Önce onu bir karar verelim. Tabii ki hızlı olan yavaş olanı yakalayacak. Aralarında ne kadar var? 280 metre. Aynı yöne giderken ne yapıyordun? Bak niye hocam 280 aldın 140 almadın? Aralarında diyorum ya 45'lik eğer 25'i yakalayacaksa aralarındaki mesafe dediğim yer işte burası olur dikkat edin eğer 45 bu tarafta olsa 25 burada olsa 140 alırdım. O yüzden bu ifade. Ben ne de dedim? Aynı yöne giderse hızlar farkı çarpı zaman değil mi? 45'ten 25 çıkar T1 de burası 20 yapacaktır. Dolayısıyla böldüğümde T1 14. Örneğin burada karşılaştık mı? Bakın bundan sonra Aynı mantık. Bundan sonraki her şey aynı mantık. Yani bundan sonra yolun tamamını alıyorsunuz. 420, 45, eksi 25 çarpı T2 diyorsunuz. 20'ye böldüğümde her iki tarafı T1'in, T2'nin karşılığı 21 yapacak. T3'e hiç bakmadan cevabımız 21 yapacak. 42, 14 de buradan toplamda 56 dakika sonra üçüncü karşılaşmayı gerçekleştirmiş olacaksınız. Aynı yöne gidenler ve zıt yöne gidenler mantığı bu şekilde olacak. Gelelim tren ve tünel sorularına. Bakınız neyi anlattık biz ilk kısımda? Dedik ki birimler çok kıymetli. Burada ne vermiş? Saatteki hızı 54 km bölü saat verilmiş. Peki neymiş? 135 metre uzunluğunda bir tren 480 metre uzunluğunda bir tünelin varmış. Birime dikkat kilometre bölü saat, birime dikkat metre. O halde Treni yazıyorum. Treni 135 metre demiş. Birimler önemli dediğim için birimleri de yanına yazıyorum. Tüneli yazıyorum. Tünelin karşılığı ne kadardı? 480 metre. Bu da tamam. Peki ne yapıyorum? Hızımı verdiğine göre V'yi 54 kilometre bölü saat biliyorsam ama bu olmaz. Soruda değiştirmem lazım. Birimler ya metreye çevrilecek ya da kilo, metre kilometreye çevrilecek. Tavsiyem tabii ki kilometreyi metreye çevirmek rasyonel. ondalıkla uğraşmamak. Nasıl çevirmiştim? 1 kilometre 1000 metre metreyi yazalım. 1 saatim 60 dakika. Hocam dakika olarak mı çevirelim? Bir bakayım neyi soruyor soruda. Saniyeyi sorduğuna göre 60'a böldüğümde dakika, bir 60 daha böldüğümde saniye. Yani 3600'e bölmek gibi bir şey. Aynı şeyden bahsediyoruz. Buradan iki tane sıfır isterseniz atalım. Burada ne kaldı? 6'ya böldüm. 6'ya böldüm 9. 96'ya böldüğümde ne yapacaktır? 15. 15 metre bölü saniye. Yani bu durumda aracın yani trenin hızı 15 metre bölü saniye. Kuralı biliyorsun trenin boyu artı tünelin boyu eşittir. Hız çarpı zaman demiştik. O halde tren belli 135. Tünel belli 480. Hızımızı artık 15 yaptık onu da biliyorum. Çarpı t dediğimiz. Burayı toparlayacak olursam ne yapacaktır? 615 yapacaktır. Evet, eşittir 15 çarpı t'nin kendisi. Sevgili gençler, bu durumda t'yi bulabilmek için her iki tarafı böldüm. T eşittir 615 bölü 15. Dolayısıyla cevabımız ne yapacaktır? 6, 4, 1, 41. Dolayısıyla 41 saniyede bu tünele tamamen geçmiş olacaktır. Yine güzel bir soru. Sabit hızla koşan 3 atletin katıldığı bir yarışta oran orantıdan da çözüyorlar ama ben bunu şöyle anlatacağım. Kesinlikle bunu ben hız hareket problemiyle çözme taraftarıyım. Oran orantıdan yapanlara da selametle. Devam etsinler. Hiçbir sıkıntı yok. Bakınız 600 metrelik bir mesafemiz var. Bunlar içerisinde birinci atlet koşuyu bitirdiğinde ikinci atletin 120 metresi kaldı. Şöyle bir yarış pisti. Şunu çizdim. 600 metrelik bir mesafemiz var. Unutmayın, şunu 600 buraya yazalım. Şuraya göre de düzenleme yapıyorum. Birinciyi bitirdi. Birinciyi ben buraya aldım. Birinci burada. İkincinin bitirmesine 120 var. İkincinin bitirmesine 120 var. Dolayısıyla burası 120 metre yapacaktır. Üçüncü'nün bitirmesine de 300 var. Dolayısıyla 120 bura, Ü pardon 300 diyorum. 200 var. Buraya ne kadar kaldı? 80 metre. Hocam ne kadar koştular? Bakın benim için kalan değil. Koştukları mesafe önemli. Ne kadar? Burası 200 ise toplam 600 ise demek ki 400 metrelik bir koşu bitmiş. Başlıyorum. Denklemi yazıyorum. Birinci ile ikinci işimiz yok. İkinci ile üçüncü işimiz var. Dolayısıyla birinciyi sallayın. İkinci ne kadar koşmuş? 480 metre koşmuş. 480 eşittir hızını bilmiyorum V2. Aynı anda başladıkları için T dedim ne kadar koşmuş. Sadece 400 metrelik bir mesafeyi koşmuş. Ve 3 çarpı T dedim. Aynı anda koştukları için. O halde bilinmeyenlerin çok olduğu durumda ne yapın dedik. Oranlarsanız en güzeliydi. Bu durumda V2'nin V3'e oranı eşittir. 480'den sıfırlar gitsin. Burada da biraz daha rahatlatalım isterseniz. Neye bölelim? 4'e böldüm. 12, 10. Daha da bölebileceğimiz 8'lerimiz var. 8'e böldüm. 6 bölü 5 yazdım. Bu kenarda kalsın. Devam ediyorum. Şimdi benden istediği şu. İkinci yarışı bitirdiğinde. Bakın bu çok önemli. İkincinin bitirmesi için ne kadarlık yol alması lazım? 120 metre yol alması lazım. O halde 120 metre yol aldığında bunun ne kadar yol alacağını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Çünkü öyle bir şey yok. Sadece ikincinin bitireceğini biliyorum. Diyorum ki o da x metre yol alsın. Üçüncü de x metre ne kadar aldığını bilmiyorum. x metre yol alsın. Böyle x metre diye yazalım. Eşittir. Şimdi bunlar yarış bu birinci bitirdikten sonra tekrar koşu gibi düşünüp diyorum ki bunun hızı V2'ydi. 2 Zaman ne? T1 olsun. Bunun hızı V3'tü. Zaman ne? T1 olsun. İkinci bir yarışı sanki aynı anda başlamış gibi düşünün. Bu ifadelerde niye oranladığımı anladınız. Çünkü bilinmeyen çok olduğunda oranlamak en güzeli. T1'ler gitti. ve 2 bölü V3. V2 bölü V3'ü biliyorsun sen. 6 bölü 5'te işler dışlar çarpımı yaptın. Dolayısıyla 600 eşittir 6x. Her iki tarafı 6'ya böldüm. X eşittir 100 yaptı. Yani bu 120 aldığında bu ne yapıyor? 100 metre gibi bir mesafe alıyor. Yarışı bitirmesi için ne kadar kalır diyor. 100 metre aldığımız mesafe bizden dikkat ederseniz 200 metrelik bir mesafe kaldığını da zaten soruda istemiş ya da vermiş diyelim. 200'den 100'ü çıkartıyorsun. Adamın sana 100 metrelik bir mesafesi kalıyor dersen. Oran orantı nasıl hocam? Şöyle diyor. Bunun diyor 480 koştuğu yerde o 400 koşarsa bunun 120 koştuğu yerde o kaç koşar? Mantığıyla yapıyor. Ama bu soru için kolay. Bazen burayı x olarak veriyorlar. Daha da işini zorlaştırabilirler. Gelelim bir sonraki soruya. Ev ile okul arasında yolun çeyreğinde. Bakın çeyrek dediğine göre dörtte bir. O halde diyorum ki bir yol çizelim. Yolumuzu dörtte bire ayıracak şekilde parçalayalım. O halde şurası tam ortası olsun. Burası da 4 çeyrekten dolayı x, x, 2x. Belki daha da ihtiyaç olacaktır. O yüzden ha, bir de şey var. 2 bölü 5 var. Dur bakalım. Öyle yapmayalım. Çeyreğinde telefonunu düşürdüğünde yolun 2 bölü 5'ine durumu fark ediyor. O zaman bir de 5'e bölecek. Hem 4'te 1'i hem de ne yapıyor? 5'e bölecek bir sayı. 20'ye 4 ve 5'in katı olan 20'ni alalım. 20x olsun yolum. O halde 4'te 1'inden dolayı buraya 5x dedim. Buraya 5x dedim. Buraya da ne kaldı? 5x 5x diye de ayırabilirsiniz. Ama ihtiyaç olmayacak. Başka bir şekilde düzenleyeceğiz. Çok sıkıntı değil. Şimdi yolun tamamını 20 xte anlaşabildik mi? Yolun tamamı hem çeyrekten dolayı paydamız 4 hem de 5'in katı olduğu için yolun tamamına 20x dedik. Yolun diyor çeyreğinde telefonunu düşürdü. O halde burada telefonumuz düştü. Unutma. Telefonu buraya yazdım. Sonra diyor yolun 2 bölü 5'ine geldiğinde yolun 2 bölü 5'i ne yapacaktır? Burayı 2 ile çarpıp 5'e böldüğümde 8x yapacaktır. O halde benim aslında şuraları 5x 5x ayırmama ihtiyaç kalmadı. Bu ifade sadece şurada lazım oldu. Geri kalan kısmında gerek yok. O halde 2 bölü 5'i ne yaptı? 8x. O halde devam ediyorum. 3x'lik kısmı da buraya geldim. Burada da 2x kaldı. Burada aklıma geldi. Burada hatırladım. Unutma. Hatırladım. Buna göre diyor Emirhan diyor Aynı sürede okula ulaşması için telefonu düşürdüğünde fark ettiği andan itibaren hızını kaç katına çıkarması gerekir? Peki telefonu düşürdüğünü fark ettiği yandan telefonda tabii ki herhalde şunu demek istiyor soruda. Şunu diyecek telefonu git al ardından okula yetiş. O mantıktan sonra yoksa okula eğer telefon almayacaksan herhangi bir sıkıntı yok. Yoluna devam edersin. Öyle değildir tabii ki soru. Şimdi bakınız sevgili gençler. Ben diyorum ki 20x'lik yolu Emirhan V hızıyla gitsin t saatte alsın. Normal şartlar bu. 20x'lik yolu ben hızıyla gitsin, t saatte alsın. Yolumuzun 5x'lik kısmına geldik, telefonu düşürdük. Bunda bir sıkıntı yok. Yolda devam ediyorum. Ben hızıyla 5x'i aldım. Sonra buraya geldiğimde ne yapıyorum? 3x'te hatırlıyorum. Yani 8x'e geldim, fark ettim. Geriye döneceğim. Geriye döndüğümde ne yapıyorum biliyor musun? Buradaki yapmam gerekeni söylüyorum. Hızım değişecek. 8x'e kadar herhangi bir değişim yok. Bundan sonra hızımı değiştirmem lazım ki tekrar döneyim, tekrar alayım. O halde 8x'e kadar v hızıyla birinci zamanı yazıyorum. T1 süre. Sonuç itibariyle T'yi bulacağım, unutma. Sonraki kalan kısmı yazıyorum. V'yi değiştireceğim. Burası önemli. Hatırladım. Buraya döndüm. 3x. Tekrar geldim. Okula döndüm. Ne kadar yol aldım? 3x buradan. 3x buradan ya da şunu tamamını hesap edeceksek 15x. 3x daha ne yapacaktır? 18x'lik yol almam lazım. Hızımı değiştireceğim. Hızımı değiştiriyorum. V1 yaptım. Zamanı da bilmiyorum. T2 yaptım. Bakınız başlıyorum. Buradaki T1 ile T2'nin toplamı bana neyi vermek zorunda? Şuradaki var olan T'yi vermek zorunda. Niye hocam? Çünkü diyor ki aynı zamanda varmasını istiyorsun. O halde buradaki T'yi çekecek olursam T'nin karşılığı ne yaptı? 20x bölü V yaptı. Bu kenarda kalsın. T1'i çekiyorum. T1'in karşılığı ne yaptı? 8x bölü V yaptı. T2'yi çekecek olursam T2'nin karşılığı 8x bölü V1'in kendisi yaptı. T1 ile T2'nin toplamı şu T'yi vermeli. Çünkü Emirhan'ın gideceği zamanın değişmesini istemiyorum. O halde 20x bölü V eşittir. 8x bölü V artı 8 demişim. Burası 18 olacak. 18x bölü V1'in kendisi. Karşıya gönder. Bu ifadeyi karşıya gönderdiğimde 20x bölü V8x'i çıkardığımda 12x bölü v yapacaktır. Eşittir 18x bölü v1. İşler dışarı çarpım yapmadan önce isterseniz şuradan x'leri bir atalım. Bir daha bir daha uğraşmayalım. İşler dışarı çarpım yaptım. 12 tane v1 eşittir. 18 çarpı v'nin kendisi. V1'i yalnız başına bıraktım. 18 V bölü 12 yapar. Sadeleştirdim. 6'ya böldüm. 3 V bölü 2 yaptı. Yani V olan hızını kaç katına çıkarmalıymış? 3 bölü 2 katına çıkarması gerekiyormuş. Burayı bir temize çekelim. Yani bir daha anlatalım. Olay tam anlayınız. Özetle şunu söylüyoruz. Normal çeyrek dediği için 4 ile 1 bu ifade lazım. Bir de 5'e böleceğim için dedim ki hem 4'ün hem de 5'in katı olan bir sayı alalım. 20x. Rasyoneli ne kadar azaltırsan o kadar iyi. 20x çeyreğine geldim. 4 ile 1'ine geldim. 5x. 5x ben ne yaptım? Telefonu düşürdüm ama telefon düşürdüğümü farkında değilim. Yolun 2 bölü 5'ine geldiğimde 2 bölü 5 ne yapar? 8x tam şurada hatırladım. Buraya kadar normal hızımla devam ediyorum. V hızımla devam ediyorum ama kaç saatte gittiğimi bilmiyorum. O halde buraya ben T1 sürede aldım. 8 x eşittir V çarpı T1 e dedim. Ardından hatırladım. Pardon fark ettim. Dedim ki telefon düşmüş. O halde geriye dönmeliyim ama dönerken hızlanmalıyım. Hızlanacağım ama ne kadar hızım bilmiyorum. O yüzden V1 dedim. Dönerken aldığım yola dikkat. Bu kadar yol, geri geldim 3x bir de gidip okula yetişeceğim 15x daha aldım. Toplamda 18x'lik bir yol oldu ve bir hızıyla T2 sürede. Buradan T1 ve T2'yi çektiğimde buradan gelecek zamanlar şunlar oldu. Bana diyor ki Aynı anda pardon şöyle okula istediği sürede ulaşmasını istiyorum. T'yi ben 20x bölü v bulduysam geriye kalan bu geriye döndüğüm sürede de ne olmak zorunda? 20x bölü v'yi vermek zorunda. Çünkü aynı sürede ise T1 artı T2 başlangıçtaki T'yi verecek. İşlemlerin sonucunda buradaki neyi çektim? V1'i çektim. V1'de 3 v de 3v bölü 2 yaptı. Soruda ne diyor? Fark ettiği andan itibaren hızını kaç katına çıkarmalı? Fark ettiği an şurasıydı. V1 demiştik zaten. Hızını 3 bölü 2 katına çıkardığında aynı anda varacaktır. Gelelim yeni nesil diye tabir ettiğimiz görseli de kullanacağınız soru. Diyor ki soruda deposu 60 litre yakıt alan tamamı 60 litreymiş. O halde ne yapıyor biliyor musun? Hiç devamını getirmeden şu birinci parçaya da küçük parçalar ne yapıyor? 15, 15, 15, 15 der miyim? Küçük parçalar nedir hocam? 15, 15 ise 3 parçadan her bir parça 5 litre alıyor unutma 5 litrelik bir depo. Her 9 kilometrede 1 litre yakıt onu da yazalım 9 kilometre 1 litremiz gidiyor tamamdır. Aracın yola çıkmadan önce yakıt göstergesi yukarıda verilmiştir. Bu araç belli bir süre gittikten sonra yakıt almak için durduğunda yakıt göstergesi aşağıdaki gibidir. Peki bakalım. Bu durumda yakıtımızın göstergesi burada olduğuna göre ne yaptım? 5-5-5'ten şu an itibariyle depo olarak içerisinde 20 litremiz var. Ne kadar olmuş? Bakın buradaki depo gelmiş şuraya. Ne kadar harcamış? 10 litre harcamış. Unutma, 10 litre harcadık. 10 litre harcadığına göre kaç kilometre gitmiş olabilirsin? Bir daha uzatmadan hemen burada bulalım. 1 litre ile 9 kilometre gidiyorsan, 10 litre ile 90 kilometreyi götürdük. 90 kilometre gitti. Sonra diyor. Araç litre e, benzinlik deposunu yarım depoya tamamlamış ve yakıt göstergesini ilk duruma gelene kadar yola gitmeye devam etmiş. Tamam bu da sıkıntı değil. Devam ediyorum. Yarıladık değil mi? Yarılamak demek şuraya kadar getirmek demek. Kaç litre daha aldım? 1, 2, 3, 4, 20 litre daha aldım. Buna göre 20 litre daha ekledim. Çok iyi 20 litremiz daha var. Şu an itibariyle toplamda ne oldu? 20 litre aldım diye yazayım ki daha mantıklı olsun. 20 litre aldım. Şu an depomuz ne oldu? 30 litrelik bir depo oldu. 30 litre depomuzda var. Peki devam ettirelim. Sonra diyor ilk duruma gelene kadar yola gitmeye devam ediyor. İlk duruma gelene kadar dediğine dikkat edin ha. İlk durum dediği şu, buraya gelene kadar yani deponun göstergesi şuraya gelecek kaç litre harcayacak? 10 litre daha harcayacak. 10 litre harcamamı istiyor. 10 litre daha harcamak için kaç kilometre gitmem lazım? 90 kilometre gitmem lazım. Aslında bu işlemlerin tamamını birleştirdiğimde 180 kilometre gitmişim. Tamam? araç hareketi boyunca 30 metre bölü saniye hızla gidiyor diyor. Buna göre geçtiği süre kaç dakikadır? Burayı gördünüz mü? 30 metre bölü saniye. Ben de buldum kilometre. O zaman bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Devam ediyorum. Yol eşittir. X eşittir 180 kilometre. Hemen kilometreyi neye çevirelim? Metreye. 180 çarpı 3 tane 0 metreye çevirmiş oldum. Var mı sıkıntımız? Devam ediyorum. Eşittir. Bu kilometre ise ben ifade olarak neyi biliyorum? Metreyi çevirdim. 30'u yazdım. Çarpı zaman dedim. Bulduğum zamanın ne olduğunu biliyorum. Saniye olduğunu biliyorum. Bak bu çok önemli. Eğer sen bunu metreye çevirdiysen metre. E ben burayı da ne olarak biliyorum hızı? Metre bölü saniye olduğunu biliyorsam metreleri işledim. Saniyede saniye işte saniye olacak. O halde burayı 30'u karşıya gönderdiğimde 180 bin Karşı taraftaki 30'u böyle olarak attım. Eşittir t'nin kendisi. Sıfırlar gitsin. 18 3'e böldüm 6. Dolayısıyla 6000 yaptı. 6000'imiz ne? Saniye. Bana neyi çevir diyor? Dakikaya çevir diyor. O halde bunu ben 60'a böldüğüm anda ne yapacaktır? Dakika olacaktır. 60'a böldüğümde 60'tan dolayı burası ne yaptı? 100 yaptı. Cevabımız da 100 dakika demiş olduk. Mantık buymuş. Önce şekli güzel oku. Her biri eşit göstergeden dolayı göstergeyi bul. 20 litre. 20 litreden 10 litreye düşmesi için 10 litre harcaması gerekiyor. 10 litre harcadığında 90 pardon 1 litrede 9 kilometre 10 litrede 90 kilometre. Aynı mantık yarıladın. Yarıladığını düşün. Birinci hale gelmesi için 2 tane okun gitmesi lazım. Göstergene gitmesi lazım. O da 10 litre yapacaktır. 10 litrede 90 toplamda 180. Sonraki işlemler ellerinden öper. Geldik son sorumuz diye hatırlıyorum sevgili gençler. Ondan yok sondan bir öncekiymiş pardon. Bunu da yapalım. Bakınız iki tane aracım var. Biri 8 metre biri 6 metre. Kırmızı dorseli kamyon sabit hızla saatte 60 kilometre yol alırken mavi dorseli kamyon da diyor sabit hızla 46 kilometre yol alıyor saatte. Hızlarını vermiş. İki kamyon şekildeki gibi yol alırken hızlı olan yavaş olanı yakaladığı andan itibaren. Bakın ben size neyi anlatmıştım? Demiştim ki özellikle şunu söylemiştim. Eğer bir aracın bir aracı geçmesini istiyorsan bir başlangıç noktası belirlersen daha rahat edersin. Şöyle ki kırmızı dorseli aracım şu kırmızı dorseli aracım olsun. Bu kırmızı dorseli ne yakalıyor? Şu maviyi yakalıyor. Yakaladığı anı da şöyle çizelim. Tam yakaladı. Şuradayız. Şuradakini geçmeye çalışacağım. Dikkat, geçmeye çalışacağım. Peki, geçtiği anda diyor. En az kaç metre sonra yavaş olan tamamen geçer. Niye en azı soruyor? Çünkü burada da geçmiş olur. Buradayken de geçmiş olur. Buradayken de geçmiş. Tam en az dediğinde geçtiği anı şunu söylüyor. Yani şu kırmızı çizgi, arkadaki kırmızı çizgi direkt bunun önüne geldiği anı soruyor. Bakınız, burayı ben getirdim. Geçtiğimi düşünün. Şuraya geldim. Ardından yeni bir aracım. Burada yakaladım, burada geçtim. Neydi kuralım? Bu noktanın hareketine bakarsın. Bu noktanın hareketi mavinin boyu artı kırmızının boyu değil mi? O halde mavinin boyu 6 metre artı kırmızının boyu 8 metre. Bu araçlar toplam 14 metrelik bir mesafeyi geçecek. Toplam 14 metreyi. Bir bakalım. Aynı yöne giden iki araçtan. Neydi kuralımız? Hızlar farkı çarpı zaman değil miydi? Ama önemli bir şey söyleyeceğim. V'ler farkı çarpı zaman. V1'imiz 60, hızlı olan. V2'miz 10, 46. Bu ifadelerin farkı ne yapacaktır? V1 eksi V2. O da eşittir. 60 eksi 46'dan eşittir. 14 yapacaktır. Devam ediyorum. 14. Ama burada en önemli şeyi söylüyorum. Neydi? Saatte kilometre. O halde bura kilometre bölü saatken ıı, olmaz. Neyi çevirmeliyim? Metre bölü dakikaya çevirmeliyim. O halde çevirelim. 1, 2, 3 metre oldu. 60'a da böldüm. Burası ne oldu? Dakika oldu. Tamamdır. Elimde var olan şey dikkat ettiniz mi? 14 metre. O halde hızım belli. 14.000 metre bölü dakikadan dolayı 60 çarpı zaman. Bulduğum zaman neydi? Dakika değil mi? Evet hocam dakika. Devam edelim. İşler dışarı çarpımı yaptım. 14 çarpı 60 eşittir. 14.000 çarpı t'nin kendisi. Biraz rahatlatalım isterseniz. Bir sıfır bir sıfır götürsün. 14, 14'ü götürsün. Şuraya 1. Buraya ne kaldı? 100 mu kaldı? T çekecek olursam 6 bölü 100 oldu. T1 yazmışım ama T dediğimiz ifade aslında. T dediğimiz 6 bölü 100'ün kendisi. Devam ediyorum. Bana onu sormuyor ama dikkat. 6 bölü 100. zamanı sormuş olsa bu dakikaydı. Şunu soruyor bana. Diyor ki iki kamyon şekildeki gibi alırken hızlı olan yavaş olan yakaladığı andan itibaren kaç metre sonra yavaş olan kamyonu tamamen geçer. Tamamen geçmesi 6 bölü 100 dakika sonra değil mi? O halde bunun anlamı ne demek? Kırmızı 6 bölü 100 dakika boyunca hareket ediyor. Kırmızının hızı neydi? 60'tı. Ama bu ne? Kilometre bölü saat. Sen ne buldun? Dikkat dakika buldun. O halde bunu hemen birim olarak çevir. 60 kilometre bölü saat 1000 metre bölü dakika 60 dakika. 60'lar gidince ne oldu yeni hızı? 1000 metre bölü dakika oldu. O halde ben bu kırmızının aldığı yola x dersem bu saat boyunca ya da bu dakika boyunca hızına 1000 dersem metre bölü dakika aldığı zamana da 6 bölü 100 dersem buradan 2 tane sıfır attın 60 çıkacaktır. Çıkan ne? metre bölü dakika, dakika ise çıkan da tabii ki metre olacaktır. Yani araç hareket ediyorsa, bu da hareket ediyorsa en son 60 metre sonra bunun direkt önüne geçmiş olur. Bana neyi soruyor? En az kaç metre sonra yavaş olan kamyonu tamamen geçer. Yavaş olan kamyonu geçtiği süre 60 olacaktır. 2 tane 60'ımız var ama birinden biri yanlıştır büyük bir ihtimalle. Şunu 4 eksit 56 yap tamamdır bu ifademiz 60 metre sonra gerçekleşecektir. Antikor kendi sorum diye devam edelim. Bakın bunda da benzer bir sorumuz antikordan. Bak güzel arkadaşım. 105 metre uzunluğundaki bir trenin arka vagonun en uç noktasına kadar konan kuş diyor. Tren hareket halindeyken trenin ön kısmına doğru uçmaya başlıyor. Kuş trenin ön kısmının en uç noktasına varınca tekrar ta arka taraftaki konduğu noktaya sabit hızla dönüyor kuşun harekete başlayıp hareketin bittiği süre içerisinde tren sabit hıza 100 metre alıyor. Tamam, çok güzel. Bakın mantığı bir kuralım mı? Tren 100 metre yol alıyorsa önce bir tren için başlayalım. Yol eşittir trenin hızına VT diyelim ya da T diyeyim fark etmez. V tren çarpı zaman. Zamanımız bu. Ama velakin dikkat. Buradaki T'yi unutmayın. Bunun 100 metreye vardığı anda bizim kuş ne oluyor? buraya giriyor ve aynı zamanda geri dönüyor. Peki T'yi bir çekelim isterseniz. Tren için T 100 bölü VT. Tren bu süre zarfında bunu yapıyor. Diyorum ki kuş bu tarafa doğru uçacaksa trenin arkasından trenin önüne doğru geliyorsa trenle aynı yönde hareket ediyor doğru mu? Aynı yönde giderse hızlar ne yapıyorduk hatırlıyorsanız aynı yöne giden araçlarda hızlar farkı çarpı zamandı. O halde hızlar farkı çarpı zaman. Hızımız belli mi? Bir bakalım. Hızımız belli mi? Diyorum ki kuşun hızı belli değil. V kuş. Eksi. V tren çarpı zaman. Zamanı bilmediğim için T1 dedim. Eşittir yol. Alınan yol aralarında dikkat edin aldığı yol ne kadar olacak? 105 metre. O halde 105'e eşitledim. Bu birincisi. 105'i yazdım. Devam ediyorum. Devam edeceğimiz ifade. Kurşu buraya ben getirdim. Aldığı yol. Bu sefer de ne olacak? geriye doğru dönecek. Geriye doğru döndüğünde ne olacaktır? VK artı V kuş artı V tren çarpı T2. Niye VK artı V tren? Çünkü karşılıklı gelecekler bu sefer. Karşılıklı geldiklerinde hızlar toplamı. Hem kuş geliyor bu tarafa doğru hem trenin arkası geliyor bu tarafa doğru. Daha çabuk karşılaşacaklardır. Aralarındaki mesafe 105 metre olduğu için 105 eşitledim. T birimiz eşittir 105 bölü VK eksi VT bu bir t 2 çekecek olursam 105 bölü vk artı vt. O halde sevgili gençler dedim ki bunun bu iki işlemi yaptı. Yani bir geriye gitti bir ileri gittiği zaman içerisinde tren sadece şu kadarlık bir yol almış. O da kaç zaman içerisinde t? Aynı zaman değil mi? T1 ile T2'nin toplamı bu zamana eşit olacak. Bakın bu kendi başına bir iş yapıyor. Bu kendi başına iş yapıyor. Ama adam şunu söylüyor. 100 metre yol aldığında bu hareketi kuş bitiriyor diyor. O zaman bunun zamanıyla bunun zamanı aynı olmak zorunda. O halde diyorum ki 100 bölü VT eşittir. Şuradaki 105 bölü VK eksi VT artı 105 VK artı VT. Payda eşitleyeceğim. Kolay değil ha. Onu da söyleyeyim sonra. Payda işlediğim zaman burası ne alacaktır? Şurası VK artı VT ile çarptım. 105 tane VK artı 105 tane VT bu bir. Artı VK eksi VT ile buraya çarptım. 105 tane VK eksi 105 tane VT. Hocam paydamız ne oldu? VK artı VT ile VK eksi VT'nin çarpımı VK'nın karesi eksi VT'nin karesi. Toparlayalım mı biraz? Burada gidecekleri bir gördünüz. Şunla şunu götürdüm. 105, 105 tane yapacaktır? 210 yapacaktır. Elde kalanları yazdım. 100 bölü VT eşittir. 105, 105 daha 210 tane VT. O da eşittir. VK'nın karesi Eksi VT'nin karesi. Birer sıfır atalım mı? Sıfırlar gitsin. İşler dışarı çarpım yapıyorum. 10 tane VK'nın karesi. Eksi. 10 tane VT'nin karesi. VT'nin karesi eşittir. 21 tane VK çarpı. Pardon VK değil. Pardon VT kaldığına göre. Buraya yanlış mı yazdım? Bunlar gittiğine göre VK kaldı. Pardon. VK çarpı VT kaldı. Buna göre İşlemlerde bir tarafa gönderelim şu işlemi. Çarpanlara ayırdığımızda sonra çıksın. VK'nın karesi eksi 21 tane VK çarpı VT. O da eksi 10 tane VT'nin parantez karesi eşittir 0. Bakın sevgili gençler çarpanlara ayıralım mı? Çarpanlara ayırdığımızda kaça kaç gelecek? Hocam bunu nasıl bulacağız? Biliyorsunuz yöntemler aslında. Burayı şöyle yapalım. 5 tane VK'ya 2 tane VK yapalım. Bu birincisi olsun. Burayı da 2 tane VK yapalım. Pardon VT yapalım. Buraya da 5 tane VT yapalım. Sevgili gençler çarptığımız zaman şurası 25'i verdi. Burası 4'ü verdi. Eksi verdiğine göre buraya eksi buraya artı desek. Bu ifadeyi birleştirdiğimizde eksi 25 VKT. Buradan artı 4 tane VKT birleştir. Eksi 21 KKT tamamdır sağladı. O halde şuraya yazıyorum. 5 VK eşittir. 0 eşitlediğim için karşı attım. Eksi 2 tane VT. 1 artı 1 eksili hız olmayacağı için bu ifadenin olma ihtimali yok. iptal. Diğer tarafa geldim. 2 tane VK eşittir. Buradaki 5 VT'yi karşıya attım. 5 tane VT. Bana neyi soruyor? Kuşun hızının trenin hızına oranı. VK bölü VT'yi soruyor. O halde VK bölü VT yapacak olursam VT buraya 2 buraya geldi. Cevabımız da ne yaptı? 5 bölü 2 yaptı. Hocam bu nasıl bir soru diyebilirsin. Kesinlikle bu nasıl bir soru. Böyle bir soru sınavda bence gelmez. Sadece biraz daha bakış açınız gelişsin diye eklediğim bir soru. Bunu biliniz. Bizim için bundan önceki sorular gelebilir pozisyondaydı. Bu da bizim bakış açımızı geliştirebilecek sorudur sevgili gençler. O yüzden lütfen ama lütfen strese girmeyin. Ben bunu zaten yapamam demeyin. Sadece mantığını anlamaya çalışın. Burada bunu yapmış, bunda bunu yapmış gibi şeyler düşünün. Denemelerde gelir mi? Gelir muhakkak. ÖSYM mı? bence sormaz. Ama dediğim gibi Bakış açın ne kadar güzel ve gelişkin olursa sınavlarda yapamadığın sorularda farklı farklı yöntem yapabilme ya da dönüştürebilme becerin gelişecektir. O yüzden stresini de azaltacaksın. Bakınız, geldik sıra sende. Tam sınav sorusu. Lütfen ama lütfen konsantre ol. Tam konsantre ol. İnşallah bunu yapmaya çalış. Hocam yapamazsam, yapamazsam yine yorumlar kısmına yazıyorsun. Ben yorumlar kısmında evet ya da hayır veya Instagram hesaplarımızdan hocam şunu anlatır mısınız dediğiniz yere görsel olarak anlatıyorum. Sevgili gençler burada da hareket problemlerine son noktayı koymuş olduk. İnşallah bundan sonra graf grafik problemlerimiz olacak. Grafik problemlerinden de ÖSYM bazen iki bazen bir soruyor ama kesin soruyor. Onu da halledeceğimize inanıyorum. Bundan sonraki grafik problemlerinde görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.